Oh anam, ah! Hakikaten ben bilmiyorum ki şu an. Ana ola. Tamam. Ay ola ama ana le maddi şeyden. Kimi şöyle mi kapı şeklinde? Tamam abi sen ben şurada kapı. Ayrıca şans değil mi? Hayır. Kanada mı? Ben diyorum ya harfi ama maatır bile. Şevap işte bu da. Kul mola da ola. Ah, hadi iman da et. Ah, zayıf mola da gel. Çıkkay halon da sen kalk komodi hadi de gel. Erhan. Belli ki çayın lezzeti insana of dedirtecek kadar güzel. Of of. Yüksekova'da hasat bazen insan gücüyle el emeğiyle de yapılır. Çalışmak burada da ekmek demek. Taydin teşerbüy. Hakkari'nin bu sessiz düzlüklerini orak ve ot sesinin ahengi alıyor. Biraz yan tarafta hayvanlar için kesilen otlar balyalar şeklinde bağlanmış ve kamyona yüklenme çabasında. Kamyonu istiflemek de ayrı bir marifet gerektiriyor. Ne kadar güzel atıyorsun. Hadi yediydi. Aramla şuna gönderi durmayı. Bana bir tekip pol gibi bir. Ya bana kem bir fiyat. Hadi fakat asıl marifet yüklenen otların en üstünde. Dengeyi kaybetmeden çalışmak olsa gerek. Balyalar gelişi güzel dizilmiyor. Kamyon giderken sarsıntıdan etkilenen otların devrilmemesi lazım. Bunun için yanlış yüklenen balyalar indirilir ve yeniden yüklenir. De Allah de. De Allah. Oh. De. İndirsin ha çay şifre ana. Hadi çay da hadi. Hadi ya biz zorun. Aha. Ben hadi pazarı geçmem. Bir gelme be. Ne lan öyle. Belki tabii var. Ya hadi gel bu koy da uğramı. Diyorum lan ben tak gün dayke. Oo. Abi içine gel. Hadi koy da uğramı. Uğramı ol Yüksekova'nın düzlük çayırlarında yetişen ot miktarı bölgedeki hayvan sayısında da etkili oluyor. Tabi hayvancılık sadece sığır yetiştiriciliği anlamına gelmiyor. Civardaki dağların eteklerinde koyun ve keçiler bir arada. Dikkatli bakınca içlerindeki birkaç buzağı da fark ediliyor. Ancak fark edilmesi zor olan toprak renginde başkaları da var. Keçi yavruları annelerinin yanında kendilerini güvende ve huzurlu hissediyor. Bu da çok belli. Yalnız içlerinden bazılarının ilgisini yeşil otlar değil, kameralar çekiyor. Bir müddet meraklı bakışın ardından kameranın kenarlarını ısırıp tadına bakmak gerek. Evet.
Burada keçiler, koyunlar ve buzağları aynı karede görmek mümkün. Ortam böyle sıcak ve huzurlu olunca hayvanların çobanlığını da çocuklar yapabiliyor. Ben bu koyunların çobanıyım. Gün doğmadan, gün doğunca ben koyunları topluyorum, önüme koyuyorum. Sonra da ona getiriyorum. Burada yiyecek, kendilerine yiyecek buluyorlar. Otları yiyorlar. Sonra da susuzlarıyoruz, suyu götürüp suyu içtikçe buraya getiriyorum yine. Sonra da yine utanıp yemek vakti gelince yemeğe gidiyoruz. Bizim annelerimiz, ablalarımız yaylaya gidip sayıyorlar. Sonra da getirip peynir yapıyorlar, yoğurt yapıyorlar. Bize veriyorlar, biz yiyoruz. Sabah olunca biz bu koyunlara yine bakıyoruz. Büyüyünce babamız onları satıyor. Bazen satıyor. Bazen yaylada köpek olmasa kurtlar koyunları buyuyor. Bizim bu dağlarda kurtlar var, aylar var. Bazen de tavşanlar da olur. Kurt ayı bir tane kendine alıp gidip yiyor. Ama kurt buhar yere indirir. Sonra da hepsini buharak kaçıyor. Bir tane alıp kaçıyor. Hepsini almıyor. Sonra da top sahasına gidip oynuyoruz. Bazen de koşma hareketi yapıyoruz, spor yapıyoruz. Bazen de kendimizi saklıyoruz. Arkadaşım saklambaç oynuyoruz zaten bazen. Sonra da kış gelince koyunlara bakmıyoruz, ahire koyuyoruz. Sonra da okula gidiyoruz. Okulda ders çalışıyoruz. Eve gelince ödevlerimizi yapıyoruz. Sonra da yakında öğretmen olmak istiyoruz. Sonra da çalışınca ve ilk okulu bitirince yüksek okula gidip okuyup bir şey olmak istiyorum. Ve kazandıkça inşallah öğretmen olabilirim. Öğretmen olma hayali aslında gönlündeki duyguları da en güzel şekilde ifade ediyor. Kalpleri tertemiz olan bu çocuklar bir bakıma yaşadıkları kendi dünyalarında oldukça huzurlular. Yüksekova'nın huzur veren bu düz arazileri çanak şeklinde dağlarla çevrilir. Yalnız bu dağlar Anadolu'da eşi benzeri görülmeyen bir ihtişama sahiptir. 4000 metreyi geçen yüksekliğiyle Cilo Dağları muhteşem kütlesiyle adeta boy gösterisi yapar. Bu dağların en yüksek zirvesi olan Reşko 4135 metre yüksekliğe ulaşır. Hakkari bu yalçın zirvelerin arasında eğimli bir yamaçta bulunur. Burada 30'dan fazla zirve 3000 metreyi aşıyor. Heybetli dağlar şehrin kimliği gibidir. Bu topraklar yılda ortalama 760 milimetrelik yağış alıyor. Hakkari'nin çevresinde ağaç yok. Ancak burada yaşayanlar şehri mümkün olduğunca yeşil hale getirmiş. Biraz yukarıdaki evlerde de durum aynı. Neredeyse her evin bahçesi yeşil. Buradaki dağlar Bitlis sınırından itibaren Hakkari Dağları ismini alır. Ve İran-Irak sınırına kadar devam eder. Bu coğrafyanın Sümbül, Oramar, Cilo ve Sat dağları keskin vadilerle birbirinden ayrılmıştır.
Devasa boyutlardaki bu vadiler dağların ihtişamını da ortaya çıkarır. Kayaların yapısı buradaki dağların ne kadar sarp olduğunu gösteriyor. Cilo Dağları'nın bu jeolojisi, tektonik hareketler ve aşınmalarla doğrudan ilişkilidir. Dağların aralarında çökmeler sonucu oluşan boşluklara da rastlanır. İşte bu mağaranın zemininde de çökmenin izleri açıkça görülebiliyor. Yapısı henüz değişmemiş genç bir mağara. Yalnız tavandan sızan ince yeraltı suları yeni yeni sarkıtlar oluşturmaya başlamış. Duvarlardaki renk değişimleri de net bir şekilde fark ediliyor. Aslında bütün bu ince sular civardaki derelerin kılcal damarları gibi. Hakkari topraklarındaki bütün sular Dicle Havzası'nda toplanır. Avurabaşin, Şemdinli ve Hacıbey ırmakları bu vadilerden geçerek Zap suyuyla birleşir. Zap suyu ve Habur ırmağı ise ayrı noktalardan Dicle nehrine akar. Hakkari'nin güneyinden ve Cilo dağlarının kuzeyinden geçen Zap suyu bazı yerlerde şimdilik sakin akıyor. Ancak ilkbaharda karların da erimesiyle korkunç boyutlara ulaşır ve yıllık ortalama debisi saniyede 86 metreküpü geçer. Aynen türkülerde geçtiği gibi. Suyun yakınlarında yaşayanlar sudan birçok şekilde faydalanıyor. Nasıl faydalandığıysa doğayla kendi arasında. Zap suyunun yüksek seviyelerine doğru gidildikçe vadiler genişler. Büyük vadi tabanları eğimin de azalmasıyla suların hızını yavaşlatmış. Bu sakin sular çevreye ayrı bir güzellik katıyor. Vadi tabanlarının genişlemesi dağların yapısıyla alakalı. Burada eğimi azalan dağların arasındaki vadiler Şemdinli'ye doğru yeniden kendisini gösterir. Şemdinli,
Türkiye, İran ve Irak sınırlarının kesişme noktasında bulunur. Tamamen dağlık bir arazide büyük bir vadinin içinde yer alır. Bu vadi kuzeybatıdan güneydoğuya yaklaşık 30 kilometre boyunca uzanır. Vadi tamamen yeşil bitki örtüsüyle kaplı. Bu yeşillikler mahallelerin içlerine kadar devam ediyor. Şemdinli Deresi ve kolları tarafından sulanan bu arazilerde yeşilin her tonunu görmek mümkün. Özellikle meşe, bu arazilerde görülen en yaygın ağaç türüdür. Yer yer alıç, söğüt, çınar ve diş budak ağaçları da görülür. Bu dağların arkasındaki köyler Hakkari'nin diğer kesimlerine göre kısmen daha ılıman bir havaya sahip. Böylesi güzel bir iklim, tarımsal faaliyetlere de uygun zemin hazırlıyor. Arıcılık bölgede yoğun olarak yapılıyor. Şemdinli balı da bölgenin en ünlü değerlerinden. Eğer ki etrafta çiçek ve su varsa, balın yapılmaması için de hiçbir sebep yok. Bu yeşil vadiler, orman sınırı olan 2000 metre yükseklikten sonra yerini taş ve kayalara bırakıyor. Eğimin ve toprağın yapısından dolayı zemin su tutamıyor. Böyle susuz zeminler, kurak yüzeylerde hayatta kalabilen bitkiler için sorun değil. Mesela bu dikenler kızgın güneşin altında günlerce susuz yaşayabilirler. Değil hayatta kalmak, çiçek bile açarak normal yaşantılarına devam ederler. Şemdinli'den kuzeye giden yol 2110 metrelik Haruna geçidiyle Yüksekova'ya bağlanır. Bu yükseklikte iklim değişiyor. Yeşil bahçelerdeki meyvecilik burada yerini hayvancılığa bıraktı. Büyük sığır topluluklarını her tarafta görmek mümkün. Atların sayısı da civarda oldukça fazla. Günlük işlerde kullanılmadıkları zaman arazide kendi başlarınalar. Yöre insanı ata binmeyi genç yaşta öğreniyor. Güç ve dengenin yanında ustalık gerektiren bir iş. Atlar Hakkari'nin bu çorak dağlarına koyunlarla birlikte bırakılıyor. Bizim dağlar çoraktır ama yabani hayvanlar da var. Domuz, ayı, kurt. Kurtlar çoktur. Yani yazlarda koyunlara saldırırlar. Yani çobanların elinde kesinlikle tüfekler vardır. Köpekler çobanların yanında vardır. Çünkü köpek ve yani savunma amaçlı köpekler gelirler. Köpekler yanına alırlar tüfekleri. Ama atlar savunmalı hayvanlardır. Büyük cüseleri olduğu için hani tekmeleriyle kendini kurtarabiliyorlar. Ya da ama sakat atlar genellikle yani kurtlara yem oluyorlar. Örneğin her evin iki tane atı vardır. Bir tanesini çalışkan atı hani bırakırlar. Genç atı gençler daha tam yetişkin olmayanları sürüyle gönderirler. Çünkü yetişmemiş atlar daha genç olmayan binerseniz tekme atar. Yani binmeyi daha beceremiyorlar. Yürümeyi fazla beceremiyorlar. Çünkü biz de binemeyiz. O yüzden bırakıyoruz. Birkaç yıl geçince aradan hani alıştıra bindiriyoruz. Ama genç atları yukarı doğru götürüyoruz. Tepelere, dağlara götürüyoruz. Ama diğer çalışkan atları da burada bırakıyoruz. Türlü türlü işler. Örnek neyse, ot biçmede sabah getiriyoruz yemekleri. Öğlen vakti
yemeğimiz bittiğinde bir kişi ota binip köye kadar gideceğine kadar uzak uzak fark etme. Gidip bize yemek, artık çorba gibi gibi türlü türlü yemekler getirir atlarla. Yani at bizim bu köyde çok meşhurdur. Hani at olmasa herkesin, yani bu köye gelsen herkesin en azından bir at, iki atı vardır. Atları onlar yani bir canı gibidirler. Örneğin benim de bir atım var. Ben her gün onu, daha bir gün onu nalsız bırakmadım. Her gün yıkıyorum. Her gün 3 defa suluyorum. 3 defa yerini değiştiriyorum. Yaz aylarında çalışkan atları örneğin tarlalara götürüyoruz. Akşamları da burada bırakmıyoruz. Hani çalınma riski var. Götürüyoruz. Eve götürüyoruz. Akşam da sabahtan akşama kadar burada ot yiyorlar. Akşam da tırpanla kesip onlara bir tane büyük boy saman veriyoruz. Hani hiç aç kalmıyor. Hani aç kaldığında ise biz kendimiz soysuzlanırız. Hani benim kendi atım var. Aç kaldığında ben aç kalmış gibi hissederim. At sevgisi böyle bir şey. Yüksekova'nın doğusuna doğru sınırın sıfır noktasında Esendere bulunur. Esendere denizden 1600 metre yükseklikte. Ancak çevresindeki dağların yamaçlarındaki köyler 2000 metreye kadar yaklaşıyor. Bu dağlar yılda ortalama 760 milimetre yağış alırlar. Yamaçlarında tek tük görülen seyrek çalılar dışında tamamen çoraktır. Yüzeydeki bitki gelişmesinin bu denli az olması tabii erozyonu da kaçınılmaz kılıyor. Toprakların azaldığı yerlerde içteki kayalık duvarlar gün yüzüne çıkmış. Yağışların ve yer çekiminin etkisiyle oluşan toprak kayıpları oldukça belirgin. Yüzey sularının toprak tarafından emilememesi, erozyonu meydana getiren en önemli sebeptir. Eğimli arazilerde toprağın derinliklerine sızamayan sular yüzeyde akarken kuvvetli aşınmalar yapar. Bu aşınmalarla taşınan toprak miktarı, yeryüzünde telafisi olmayan kalıcı tahribatlar oluşturabilir. Neyse ki aşınan bu toprakların az ilerisinde köyün yeşilliği duruma hakim. Bu coğrafyanın her tarafında üst üste biriktirilen ot yığınlarını görebilirsiniz. Büyük şehirlerde insanların göz zevkini bozmasın diye temizlenen otlar burada alın teri demek. Toplanan bu otlar kış boyunca hayvanlara yedirilecek. Hakkari'li çiftçiler topladıkları bu otları şimdi patoz makinesine veriyor. Patoz makinesi traktörden aldığı güçle otları parçalayarak işliyor. Bir taraftan ekinlerin tanelerini ayırırken, bir taraftan hayvanlara kışlık yem hazırlıyor. Tozdan korunmak gerek. Önce otları ilkbaharda biçiyorlar. İlkbaharları otları biçiyoruz. Ot biçmek çok zordur. Üstelik tırpon çektiğimizde hala tırpon çok zor bir iştir. Biçtikten sonra bir yere topluyoruz. Ve topladıktan sonra patoz makineyi getiriyoruz. Ondan sonra otları saman yapıp yani kışları
kar geliyor ya. Kışları koyunlara veriyoruz samanı. Sabah tarlaya gitmeden önce yani hazırlığımızı yapıyoruz. Yemek için, içmek için yani yoğurt gerekiyor, yoğurt da hazırlıyoruz. Bir de peynir, zeytin falan sabah getiriyoruz. Bahçeye geliriz, yani toprağımıza geliriz. Saat 6'da otları biçeriz terponla. Terponla otları biçeriz. Saat 8'e kadar, 8'e kadar bir mola veririz. Otururuz, bir çay içeriz. Yemek yeriz. Yani hep birlikte tek başımıza değil ha. Grup halinde. Yemek yeriz, çay içeriz. Ondan sonra saat 9:10 falan öğlen. Saat 9:10 falan gene kalkarız. Yani ot biçeriz hep birlikte. Ot biçeriz. Saat 12'ye kadar. 12'de aynen öğlen yemeği yeriz. Aynen. Öğlen yemeği yedikten sonra saat 1'de falan yine biçeriz ot. Akşama kadar saat 6'da. 6'da eve gidip bir banyo yaparız. İşte böyle biraz uzanırız yani dinleniriz. Diğer güne kadar. İşte yani yine de mutluyuz. İşimizi sonsuza kadar yani işimiz devam ediyor. Yine mutluyuz biz. İşlerin devam etmesi mutlu olmak için yeterli. Büyükler köyün biraz uzağında tarlada çalışırken çocuklar da kendi aleminde. Zimar ve bu meloja gibice. Hoş hoş pahlıva. Dile. Hoş hoş pahlıva. Pahlı. Hoy hoy. Kimse gelmez. Hoy kimse gelmez. O zaman söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim. Çağırışam. Como una canopu. Oh no. De que chavo está. Que chavo está yo quisque inestia beinenik. Inestia beinenik. Papá. Oh ya está. Ay bitti. Kalplerindeki sıcaklık yüzlerine yansıyor. Bu muhteşem coğrafyanın her noktası insanı etkileyen güzelliklere sahip. Yamaçlara düşen gölgeler, akşamın yaklaştığını bize de haber veriyor. Ve eğilen güneş, Hakkari topraklarına her daim görsel bir şölen sunuyor.